İsmim Kerim Çetingöz, Yozgat Çağrı'nın Aldemirci Köyü doğumluyum. Osman Çetingöz, 1993, 28 Mayıs 1993'te Cuma günü Yozgat Çağrı'nda doğdu. Ben o zaman Çağrı'nın Elçi Köyü'nde din görevlisi olarak görev yapıyordum. Osman Gazi ismini vermemin tek nedeni şu. Bir, dini yönden Hazreti Osman. Tarihi yönden Osmanlı'nın kurucusu. Bir de diğer esas şey olan Osman dedemin adı. Gazi de babamın adı. Bu doğmadan önce zaten biz isim olarak kararlaştırmıştık. Doğduktan sonra ismini Osman Gazi koydum. Nuriye Çetingöz, Osman Gazi Çetingöz'ün annesiyim. Şeydin nasıl bir çocuktu? Çocukluğu da çok güzeldi, ergenliği de. Hiç beni üzmedi, Rabbim de onu hiç üzmedi inşallah. Osman Gazi çok mütevazi, ahlakı güzel, yardımsever. Yani çok sessiz, sakin. Çok mütevazıydı, hiç üzmedi. Hiç yani erkek çocuğu den ama hiç öyle bir çocuk değildi. Çok sevecen, insanlıklı, merhametli. Osman Gazi Çetingöz ismine layık bir öğrenciydi. Osman'dı, Gazi'ydi. Daha sonra da bu payeyle yetinmeyip şehit olan, şehadete eren bir öğrencimizdi. Doğru, dürüst, ahlaklı, vatanını çok seven, bayrağına çok bağlı olan bir öğrenciydi. Hani insanlar ismiyle müsemma olur denir ya, Osman Gazi de ismiyle müsemma bir çocuktu. Hani Osman, Hazreti Osman Efendimiz'in o naif, o mülayim tabiatı, huyu bizzat Osman Gazi Çetingöz'de de vardı. Arkadaşları arasında çok sevilen, öğretmenleri bizler tarafından da çok sevilen, çok cömert, güler yüzlü, saf, temiz ve aynı zamanda dini hassasiyetleri de yüksek bir öğrenciydi. Özellikle mescitte, vakit namazlarında, cemaatte en çok gördüğümüz öğrencilerimizden birisiydi. Okulu bitirdikten sonra işte burada fabrikada çalışıyordu işte. Döküm fabrikasında çalıştı. Ondan sonra kozmetik fabrikasında çalıştı. İz hocamda çalıştı. Yani çok atılgan bir çocuk. Gittiği yerden de hiç boş çıkmaz. Çok muhabbeti çok severdi. Babası bazen derdi ki şakasına, oğlum vatanı sen mi kurtaracaksın deyince derdi ki baba seni kınıyorum. Vatanım olmazsa dinimi ben yaşayamam. Babasını öyle derdi. 5 yaşından yani aklı erdikten sonra her şey yani askerlik sevdalı, yatıyor kalkıyor. Sanki bir kıza sevdalanmış gibi askerliğe sevdalanmış. Durdurma mümkün değil. Şarkıları, dinlemeleri, her şeyi askerlik. Kendisi bize asker olmak istediğini söylediğinde öğretmenleri olarak hani biraz sanki o mesleğe uygun değilmiş gibi biz de ona farklı meslekleri telkin ediyorduk. Yaratılışı gerçekten çok naifti, narindi. Ama o kadar fazla istiyordu ki asker olmayı. Bizim de sözümüzü dinlemedi bu anlamda. Hadi Acem Birliği Kayseri Hava İndirme'de jandarma komando olarak oradan dağıtımı Van'a çıktı, usta birliği. Orada Van, Albayrak'ta normal askerliğini bitirdikten sonra orada uzmanlığa demiş komutanım ben burada kalmak istiyorum. O zamanlar gözlükleri vardı yani biraz numaralar biraz büyüktü. Demiş ki evladım sen bu büyük numaranın uzman olamazsın. Şimdi askerden gelince baba dedi ben böyle bir gözlüğü atmak istiyorum. Dedim oğlum zaten ben senin gözlüğümü ben atacaksın yani ben seni ameliyat yaptıracağım ne gerekiyorsa senin o gözlüğü atmanı halledeceğiz dedim. Göz problemi yaşıyordu. Buna rağmen o tedavisini yaptırarak yine askerliğe müracaat etti. Sonunda muradına erdi. O zamanki yönetmenliğe göre bir veya iki dersten ödev alabiliyor.
ödevler de direktmen nota ortalamayla etki ediyor. Onun için o kadar önemliydi. Bu ödev konulardan bir tanesi de İslam'daki şehitlik kavramı. Bir diğeri ana rahmindeki çocuğun yapacağını, her şeyini Allah bildiğine göre o zaman insanların amel etmesinin ne faydası vardır? Bunun araştırılması ikinci bir konu bu idi. Osman Gazi birincisini tercih etti. Hocam dedi ben bu şehitlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri araştıracağım. Hadis-i şerifleri araştıracağım, getireceğim. Ben bunu almak istiyorum dedi. Sen başka bir meslek seç kendine diyordum. Osman Gazi bana şunu söyledi. Hocam dedi ben asker olmak istiyorum ve ben şehit olmak istiyorum dedi. Peygamber Efendimiz'e komşu olmak istiyorum. Ben bunu bir fiil kendim duydum ağzından. Bundan sonra uzmanlığa girdi. Yani ben işin doğrusu yani çok ısrarcıydı. İlle ben uzman olacağım. Ondan sonra sınavlar kazandı. Birincide. O sınavlar iptal oldu. O herhalde FETÖ olaylarından dolayı o zamanları. Tekrar yine ikinci bir sefer sınava girmiş. O zamanlar ben işte Ankara'daydım. Bu geldi oraya. O zaman buradaydı. Ben orada göz ameliyatı olmuştum. Bahtım geldi. Hayırdır niye geldin falan. Dedi ben yine sınavlara gireceğim. Girdi. Yine kazandı. Biz gittik burada işte askerlik şeyleri belli olduktan sonra burada jandarma karakoluna gittik. Orada evrakları bize verdiler. Dedi hocam iki nüsa. Biri sizde kalacak, biri bizde. Bunu notara götürün, tasdikladın. Biri sizde kalıyor, biri bizde diye. Bekledim, şöyle dedim, gel elektriğin suyunu kapatırım. Burada bir ev kiralamıştım. O zamanlar ben köyde görev yapıyordum. Bekledim, çocuk gelmedi. Aradım, nerede kaldın? Dedi, baba ben hocalarıma çay içiyorum. Vedalaşıp çıkacağım. Osman Gazi bir gün okula geldi. Yanıma geldi. Böyle sevinçli böyle. Dedi ki, hocam uzman olarak dedi eğitim almak için dedi 6 aylığına Foça'ya gidiyorum dedi. Oo dedim ben de çok sevindim böyle. Sarıldık böyle. Beraberce bir fotoğraf çekindik. Çekindiğimiz fotoğrafı da Facebook'ta yayınladık böyle. Onun da Facebook'u vardı. Bizi takip ederdi böyle. Daha sonra da okuldan ayrıldıktan sonra yolda giderken bir ufakta bir kaza geçiriyor. Bana bir telefon geldi. Ambulans şoförüymüş. Dedi ki Kerim Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Dedi ki oğlunuz trafik kazası geçirdi. Biz SK Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Acilen oraya gel. Ben apar topar bir araba çağırdım. Gittik oraya. Orada işte kafadan film falan çekildi orada. Gelirken müdahaleler yapıldı. Başka yerden bir zarar oldu. Kafada 9 tane dikiş atıldı. Ve ondan sonra saat 3 gibi oldu kaza. 2.30-3 sıralarında oluyor. Ve doktor 15-20 gün rapor verdiği halde durduramadık. İlle de ben askeriyeden geri kalıp ben Foça'ya gideceğim. O yarayla, o bireyle, kafasının sargısıyla gece saat 11'de bindi otobüse Foça'ya gitti. Oradan Foça'ya tekrar eğitimlerine hiç şey yapmadan eğitimlerine yol aldığını, oraya gittiğini öğrendik sonradan yani. Foça'ya da gittik. Yengenle beraber, annesiyle beraber. Orada yemin törenine katıldık. Foça'ya gittik. Dedi ki anne dedi annem. Anne dedi bekleyin babamla sen dedi. Benim dedi komutanım seninle tanışmak istiyor dedi bana. Foça'ya gittiğimizde. Ben de dedim ki oğlum bu kalabalıkta komutanı nerede bulacağız? Anne sen bekle gelecek dedi. Komutanı dedi ki bana. Anne dedi böyle bir evladı bu zamanda sen nasıl yetiştirdin? Senin elini öpeceğim dedi bana. Dedim ki aa öyle şey olur mu dedim ben vermedim ki onu Rabbim verdi onun ahlakını dedim komutana. Ben değil dedim Rabbim verdi onun ahlakını dedim. Dedi ki ana öyle bir evlat yetiştirmişsin ki dedi evladınla gurur duy dedi komutan. Ben dedim ki ben zaten onunla gurur duyuyorum ki çocukluğundan beri dedim. Arkadaşlar anlatıyor bana Trabzon'a tayini çıktığında 3 gün yemek yememiş. Ve siz gideceğiniz doğuda çatışmaya gireceğiz. Ben gideceğim Trabzon'da hiçbir şey yok diye. Arkadaşlarının böyle dert yanmış. Tayini çıktıktan sonra da yine okula gelmiş. O gün ben yoktum. Telefonla görüştük.
Daha sonra ben kendisini Trabzon'a gittiğinde telefonla aradım. Halini hatırını sordum. Ne yaptın dedim. Evi yerleştirdiniz mi? Babanlar döndü mü falan, bunları konuştuktan sonra evet hocam dedi. Hallettik dedi. Babamlar da döndü dedi. Ben de dedim ki Osman Gazi çok güzel, artık o eve de bir de hanım olursa dedim, her şey tamamlanmış olur dedim. İşte şehit olmadan 15 gün önceydi, bir baykuş geldi evimizin köşesinde, o bana bakıyor, bana bakıyorum. Hoca dedim, aman bu kuş dedim geldi buraya dedim, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor dedim. Bu da dedi ki, ya onu da Allah yarattı, sen ne biçim konuşuyorsun öyle dedi bana. Sonra işte salı günüydü, sabah kalktım ki kuş yok. Böyle kahvaltı hazırlayacağım ama hiç canım istemiyor. Bunlar her zaman 15-20 gün operasyona gidiyorlardı her ay hemen hemen. İşte o anda işte 3-4 kişi görevlenmiş, komutan erzak gelmiş zaten. Bu çok hayırsever dedim yani, çocukken de öyleydi. Komutanım diyor, arkadaşlarım çok zorlanır. Ben de gideyim. Ya oğlum sen dur burada. Tekrar ediyor. Ya komutanım ben de 2-3 sefer tekrar, komutan dayanamıyor artık. Diyor tamam git. Bu Körfez'e bağlı Spaylar Kadıköy'de görev yapıyordum. Televizyonda bir haber geçmiş. Ama şehit olduğu, yaralılar olduğu diye öyle bir haber geçmiş ama yengem telaştan beni duymadım yani. Ondan sonra sabah erken idi. Saat 7-7.30 sıralarında. O görev yaptığım mahalleden bir arkadaş beni aradı. Dedi haberin var mı? Yani haberin var mı deyince bazı olaylar oldu. Ben dedim haberim var. İlk işte beraber götürmüştük zaten rahmetliyi, şehiti. Götürdüğümüzde orada bize yardımcı olan arkadaş Ali Osman diye o şeyli Trabzonlu bir arkadaş vardı, sağ olsun sizler gibi çok yardımcı oldu, bize ev açtı orada. Biz geldikten sonra dost oldu. Dedi ki herhangi bir ihtiyacınız olsa siz de gelin. Buraya hanımla beraber kahvaltı yapıyordum. Çocuk telefon etti. Sabahleyin ben dedim herhalde orada çok yardımcı oluyor diye de dedim İstanbul tarafına gelirseniz, Kocaeli'ye gelirseniz ben de dedim size yardımcı olayım. Ya dedi bir şey söyleyeceğim size dedim, buyur herhangi, ama söyleyemiyor. Dedim herhangi bir ihtiyaç falan varsa rahat söyle. Ben zannettim hani ilgilendi dedim, para ihtiyacı var falan. Daha sonra ya dedi emanetinize sahip çıkamadım. Bir emanet, hangi emanet dedim, ben anlamadım yani, bir emanet de vermedi ki bana. Çocuk hiç aklıma gelmiyor. Ya dedi Osman Gazi'yi kaybettik dedi. Yine benim aklıma gelmiyor. Dedim ya nasıl kaybettik? Ya dedi şehit oldu. Lan ne diyorsun sen dedim ya. Dedi ya böyle böyle kaybettik dedi. Hocamı haber, Allah Allah, ben bu sefer başladım ağlamaya. Hanım dedi ne oldu? Bir şey ağlayamam yani. Ya böyle şaka da olmaz, bir şey de olmaz. Sonra hocama telefon ettim. Dedim selamünaleyküm, aleykümselam. Hocam ne var ne yok dedim. Ona da demişler ki çatışma var diye, haber var diye. Dedim hocam herhangi bir şey var mı dedim. Haberim var dedi. Haberim var deyince ben dedim hocam başın sağ olsun. Sen dedi ne diyorsun lan dedi. Dedi hocam başın sağ olsun. Yani ben ne olduğumu anlayamadım yani. Tekrar lafı çevirdi ama. Toparladım ya dedim anlamadım. Baktım anlamadı dedim hocam başın çok ağrıyor. Senin de nefesin kuvvetli. Hep karıştırıyorum dedim, bir beni okuyuver. Sonra tabii bir huylanmaya başladı. Ben anladım ama tabii Allah'a şükür. Allah'a inancımız sonsuz. Yani şehitlik ne demek olduğunu, Bakara Suresi 154. ayet ne olduğunu biliyoruz. Biz herkesi teselli ederken bizim başımıza geldi. Odamdayım ben. İçeriye müdür baş yardımcımız çok üzgün bir edayla girdi. Dedi ki hocam dedi, galiba dedi Osman Gazi şehit oldu dedi. Tabii ben şok oldum. Yani dedim emin misin hocam? Hocam dedi bir bakalım isterseniz dedi. Oturduk. İşte o sırada Trabzon'da bir olay oluyor. Şehit haberleri gazetelere düşüyor. İnternetten baktık. Orada şehit olanın bizim Osman Gazi Çetingöz olduğunu gördük. Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada yaralanan uzman çavuşun kaldırıldığı hastanede şehit olduğu öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timin bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada terör örgütü PKK'nın bölgedeki grubuyla sıcak temasa girildi. Açılan ilk ateş sırasında 24 yaşındaki Osman Gazi Çetingöz isimli bir uzman çavuş yaralanırken, yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hemen attım kendimi dışarı komşularıma. Dedim böyle böyle içimde dedim bir his. Komşum ne olacak dedi, bir şey yok dedi. Ya geldim kapının önüne geldim, hoca arkadaşlarımız var. Turgay Hoca ile Gülay gelince dedim ki Osman Gazi'nin düğününe mi geldin Gülay dedim arkadaşıma. Hiç daha duymadım biliyor musun? Ama hissettim. Sadece hocaya biri dedi ki böyle böyle bir haber geldi, hiç kimse yok. Onlar gelince dedim ki Osman Gazi'nin düğününe mi geldin Gülay dedim, o araya düştüm. Düştüğümü hatırlıyorum sadece. Oradan sonra kalktım, ellerimi açtım. Dedim ki ya Rabbim, Osman Gazi'mi verirken bana mı sordun ki dedim, alırken bana sorasın dedim. O anda ev doldu. Askeriye de geldi, bütün sağlıkçılar, bütün köylüler geldi. Dediler ki sana iğne yapalım. Yok dedim, ben iğne vurmayın dedim bana. Ben Allah'ıma Rabbime şükürler olsun ki dedim, benim inancım yerinde. Ama Allah razı olsun ki sizlerden de, yani konumdan, komşumdan. O anda komşumun bir elime tespik verdi. Dedi ki oraya şükür çek. Şükür çek. Öyle dedi, şükür çek. Aldım elime tesbihimi yavrum. Dedim Allah'ım bana isyan ettirme. Allah'ım bana isyan ettirme. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne mutlu ki dedim bana bir oğlan evladı verdin de 24 yaşına kadar da bana müsaade verdin ki dedim ben ona annelik yaptım. Sonra geldi işte askeriye, bizi havalanana kadar götürdüler. Ama elimden hiç tesbihimi bırakmadım ki Trabzon'a gidesiye kadar. Uçakta da hep çektim tesbihimi. Allah'ım bana şükür. Hep şükür çektim. Tövbe istiğfar çektim. Oraya vardık, Trabzon'a vardık. Orada bayan askerler var. Bana sakinleştirici vermeye çalışıyorlar işte bana. Dedim ki oradaki bayanlara dedim ki beni dedim yani beni sakinleştirmeyin. Ben Rabbime şükür olsun benim inancım yerinde dedim. Bana söyleyin ki dedim benim oğlumun yarası neresinde? Dedim onlara. Benim oğlum dedim yarasını nereden almış? Çikolata falan veriyorlar ki yani şey olsun diye. Dedim ki ben dedim inancım yerinde nereden almış? Dediler ki çelik yeleğin arasından girmiş dediler kurşunlar. Orada tören oldu, saati böyle gelirken Osman Gazi'mi tırlara sarmışlar. Tıra sarmışlar resimlerini bütün. Sonra dediler ki, şey dediler, anne sana göstereceğiz dediler oradakiler. Bir buradan imam arkadaşımızın da kaynı orada, oraya gittik, orada kaldık. Tesadüfen misafir geldi demişler, oraya vardık. Sonra o dedi ki bana, anne dedi, oğluna sahip çıkamadım, emanetine sahip çıkamadım dedi, boynuma sarıldı orada. Dedim ki Rabbim daha çok seviyormuş bizden onu dedim ona, öyle ben onu geri teselli ediyorum. Oradan cenazeyi dediler ki uçakta sana göstereceğiz dediler. Orada da çok sarmışlar, herhalde göstermediler geri, orada uçakta sana göstereceğiz gelirken dediler. Dediler geri ki askerler dedi ki anne kusura bakma sana dediler şey yapamayacağız, uçakta açamayacağız, Sarkaya da göstereceğiz ama seni dediler. Gösterdiler bana orada. Nasıl böyle hep böyle resimlerde gülüyor ya, aynı öyle yavrum gülüyordu. Böyle bir gözü açık, bir gözü hafiften şey yapmış. Dedim ki Rabbim seni gülerek verdi, hep gülerek mi aldı götürdü yavrum seni dedim. Öptüm orada cenazesini. Ben şimdi din görevlisiyim. Ve şimdi dinimizde de yani en uygun, hatta yıkamada bile cenazeyi cenaze sahibinin yıkaması daha uygun. O anda zor bir şey yani. Bir insan bir evladının cenaze namazını kıldırması çok kolay bir şey değil. O anda Mühtü Bey dedi, hocam cenaze namazını kıldırabilir misin? Dedim inşallah hocam kıldırırım yani. O anda işte tam tekbir alacağım, resim tam önümde, çocuğun resmi. O anda Allah razı olsun, asker önümden aldı, biraz rahatladım yani.
Allah'a şükür kendi çocuğumun cenazemizi kıldırdım. Tabii kolay değil ama yani Cenab-ı Allah'ın tahtir layısı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhi için ve Allah rızası için Celle ve Alel Fatiha. Sadece manevi destek bekliyor. Başka bir beklentimiz yok. Maddi olarak. Sadece manevi. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden. Bizleri yalnız bırakmıyor. Biz de elimizden geldiği kadar devletimiz için her zaman şu anda bizi çağırsalar seve seve vatan için hiç gözümüzü kırpmadan gideriz. Ne bileyim ya. Bu memleket öyle kolay bir memleket değil yani. Kanlarla sulanmış bunun gibi bir çocuğu. He, bir tane olsa yine de hocam, bir tane daha çocuğu şu an doğmuş olsa, bir tane Allah verse yine de onu diyecek ki Allah yolunda şehit olsun. Benim de bir tane var. Bir tane bir Hamza, bir tane başka yok. Ama Allahu Teala inşallah şehit olmayı nasip eder. O çocukluktan beri diyordu. Yani anne asker olacağım. Annedir de anne, ben Allah'ın sevgili kulu muyum ki Allah'ım o mertebeyi bana nasip edecek. Hep öyle derdi. Hep. Komşulara da derdi, böyle diyorum ya, askeriye, mesela askeriyeden bir sohbet oldu ya, böyle şehitlikten sanki uçacak gibi konuşurdu ya, böyle heyecandan, öyle heyecanlanırdı ki. Kadar silinmezmiş ananın yaktığı asker gınası. Kıyamete kadar günlük hayatta rahmetli çocuk gibi ben de zaten sosyal birisiyim ben. Yani. Ben din görevlisi olduğumdan dolayı burada bizim mescidimiz var. Orayı faaliyete geçirdik. Orada fahri olarak görev yapıyorum. İşte şey fırsat buldum, namazlarımı kılıyorum. Yani üç tane burada küçük kızın çocukları var. Yani kız çalışıyor. Tabii üç tane çocuğa bakıyoruz. Onları işte okula götür, okuldan bir de özel çocuğumuz var. Özel eğitime götürüyoruz. O işte gereken hizmet o çocukları yapıyoruz. Yani biz bir nevi teselli onlarda buluyoruz. Derin hesap yani. Hele hele o özel çocuklar. Bir olay yaşadım ağlarken. Hep okuyordum hep. Sabah 8:30 civarıydı işte. Zil çaldı. Açtım kapıyı, bir sarışın. Önce açtım, kimse yok. İkinciyi açtım. Sarışın bir abi dedi ki, şeyden selam verdi. Aldım selamını. Şeyden anası sen misin dedi. Benim dedim. Allah'ım sana bol bol sabır versin dedi. Amin dedim ben ona.
Dedi ki şehidime benden selam söyle dedi. Elimin ortasına ne cevizden küçük, fındıktan büyük bir şey koydu. Şehidime selam söyle dedi. Aleyküm selam dedim. Adam bindi gitti. Girdim ben eve. Eşime dedim ki böyle böyle dedim. O gitti bulamadı kimseyi. Sonra ne diyecektim? İşte bir arkadaşımız dedi ki bana ağlama çocuğun yerini su itme dedi komşumuz. Belki o dedi Hızır'dı ki dedi Rabbim sana bir serinlik vermeye geldi yenge dedi. Ondan sonra biraz yani tabii gözümün yaşı o kadar şey olmadı. Sonra Rabbim hacılığımız çıktı ve hacılığımız da çıktı ama ben nasıl ağlıyorum biliyor musun? Herkes sevinir ben ağlıyorum. Hocaya diyorum ki ben bu halimle oralarda nasıl görev yapacağım diyorum. Ben diyorum nasıl diyorum yani. Arafat'a çıktık. Arafat'a çıkınca böyle kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta yavrum. Böyle Kur'an'ı okuyayım diye götürdüm ama ne uyudum ne de uyanığım. İki tane kuş geldi çadırın ortasına kondu. İki tane kuş. Açtım gözümü dedim ki seni veren Allah'a kurban olurum Osman Gazi'm dedim. Ben seni tek gönderdim. Sen benim yanıma çit mi geldin dedim. Ama o anda orada kendimden geçmişim. Arkadaki arkadaşlar demiş ki Bayburtlular Allah'ım bu kadının derdi ne ki böyle oldu demişler o anda. Oradan geldik hacı olduk otele geldik. Sanki aynı uyudum mu uyandım mı büyük kızıma diyorum ki Osman Gazi'nin böyle 2,5 yaşındaki hali sarışın. Annem Gazi'mi kaybetme. Annem Osman Gazi'mi kaybetme. Ben daha çok Gazi diyordum Osman Gazi'ydi ismi ama. Dedi ki bana anne beni merak etme ben tavaf yapıyorum dedi bana. Bir kalktım. Yatağımın üstüne ellerimi açtım. Allah'ım çok şükür ya Rabbim dedim. Çok şükürler olsun ki dedim. Canı gönülden çok çok teşekkür ederim. Hatta birinde Yozgat'ta ben izindeydim. O zaman görev yapıyordum. Dediler ki hocam İmam Hatip'e çocuğun ismini verdik. Bir de onun yanına Büyükşehir Belediye'miz spor salonu yaptı. Onun açılışını siz de aramızda görürsek memnun oluruz dedi. Ben bir günlüğüne Yozgat'tan geldim. Açılışa katıldım, geri döndüm yani. Kütüphaneler yine hakeza aynı o şekilde. Çalıştığı fabrika, ondan sonra buradaki uygun, bak okuduğu beraber gittik gördük. İlkokula çalıştığı fabrikadaki müdürü uygun görmüş. Oraya verdiler, beni çağırdılar Kemal Bey. Ondan sonra buradaki yine Barbaros Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gittik. Orasında yine hakeza o şekilde kütüphane ismi verildi. Allah hepsinden razı olsun. Yani gerçekten hepsine sonsuz teşekkür ederim. Allah kimseye de evlat acısı yaşatmasın gerçekten. Ha manevi yönden çok değeri büyük. Maneviyeti çok yüksek. Ama acısı da bir o kadar büyük. Yaklaşık 4 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Osman Gazi Çetin Gözümüz öğrencimiz 2010-2014 yılları arasında okulumuzda eğitim görmüş ve 2014 yılının Haziran ayında okulumuzdan mezun olmuş. Ve 2017 yılının Mayıs ayında da şehadete ulaşmış. Biz okulumuzun Şehit Osman Gazi Çetin Gözümüz'ün isminin okulumuza verilmesinden dolayı gururluyuz. Ve bu okula geldiğim her gün, okula adım attığım her gün Şehit Osman Gazi'mizin maneviyatıyla dolu olarak hissediyorum. Ve onun bu maneviyatının bereketiyle okulumuzda güzel başarılara imza atılmakta, güzel öğrencilerimiz yetişmektedir. Ve biz bütün öğrencilerimize Osman Gazi'mizin geçmişiyle ilgili duyduklarımızdan yola çıkarak bütün öğrencilerimizin Osman Gazi'miz gibi ahlaklı, güzel, temiz ve ibadetli, ibadetine bağlı öğrenciler olarak yetişmelerini arzu etmekteyiz. Oğlumun anıları hep burada.
İlkokulu burada okudu, liseyi burada okudu, burada fabrikada çalıştı. Sanki burada bir yere gidiyorum ya, ben Osman Gazi'yle burada gezmiştim. Sahile iniyorum, beraber gidiyorduk mesela. Biz ana oğul her yere beraber giderdik. Çarşıya gitsek beraber giderdik. Okuluna mesela her hafta sonu bazen 15 günde bir okuluna ziyarete gelirdim onu okulda, öğretmenlerine. Onun anıları burada diye gitmiyorum. Yoksa Sarıkaya'ya gitsem belki bunalıma mı düşerim acaba diyorum. Buralarda arkadaşlarını görüyorum. Mesela tanıdık esnafları görüyorum. Onlar derlerdi zaten Adere esnafının çoğu ablasının arkadaşlarıydı. Ona Yusuf Yüzlüm diye seviyorlardı onu. Hep öyle derlerdi. Yusuf Yüzlüm. Osman Gazi Yusuf Yüzlüm. Hep ona öyle severlerdi çocukluğundan beri. O yüzden ne bileyim Sarıkaya'ya gitsem acaba boşluğa mı düşerim diyorum. Bir annem bir babam var orada, böyle tanıdığım kimse yok. Bir tane Osman Gazi ölür, işte gördüğünüz bin tane Osman Gazi doğar. O hainler sanmasın ki Osman Gaziler biter. Ben bu vatana bir tane Osman Gazi verdim ama Allah'ın tahtıyla şehadet şerbetini işte, ama bin tane Osman Gazi var. Ve Osman Gaziler bitmez. Yeter ki bu vatan sevdası, bu bayrak sevdası bizde olduğu müddetçe bir tane Osman Gazi ölür ama söylediğim gibi bin tane Osman Gazi dirilir. Çekerim.